Verilen Türkiye fiziki haritası incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Yükseltinin batıdan doğuya doğru arttığına ki ulaşırım artmış. B. Ovalarda yetiştirilen tarım ürünlerine. Buna ulaşamam. Bu tamamen fiziki görünümle, yeryüzü şekilleriyle alakalı. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Bu görsellere göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? Bir vatandaşın telefonuna gelen mesaj, diğer tarafta da Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirme mesajı var. Bakalım. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3000 TL sosyal destek ödemenizi almak için hemen başvurun. Diğer sitelere itibar etmeyiniz. Başvuru sitesini vermiş aşağıda. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirme mesajına bakalım. Sahte internet sitesi ve telefon uygulaması. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na aitmiş izlenimi veren sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcılar her aileye 3000 TL pandemi desteği ödemesinde bulunacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj göndermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara maddi destek verme yönünde görev ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bir telefona gelen her mesaja inanmamak gerekir ki yan tarafta, yani Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirme mesajında bu ifade edilmiş. İki, para ödemelerini bireyler bir fırsat olarak görmelidir. Hayır, yani doğru olmayan bir şeyin peşinden gitmemek lazım. 3. Resmi kaynaklar dışındaki gelişmelere güvenilmemelidir. Kesinlikle Sağlık Bakanlığı'nın mesajı bizim için kıymetlidir. 4. Kötü niyetli kişiler teknolojiyi amaçları için kullanmaktadır ki şurada vatandaşın telefonuna gelen mesaj bunu ifade etmekte. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Çevre Kulübü temsilcisi Kaan yaptığı bu konuşmada konularının hangilerinden bahsetmiştir? Doğal varlıklar doğanın biz insanlara sunduğu güzelliklerdir. Bu güzellikler insanların eğlenip dinlenebileceği yerler olmasının yanı sıra pek çok canlı türüne de ev sahipliği yapmaktadır. Doğal varlıklar sadece bizlerin değildir, bizden sonra gelecek nesillere de aittir. Bu yüzden doğal varlıklarımızı korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. 1. Doğal varlıkların oluşumu. Bundan bahsetmemiş paragrafta. Güzelliğinden gelecek nesillere de aktarılması gerektiği, dolayısıyla da yani bakılması gerektiğinden, iyi bakılması gerektiğinden bahsediyor. Doğal ortamdan faydalananlardan da bahsetmiş, aldım. Diğerinden bahsetmemiş ama. 3. Doğanın insanlara sunduğu imkanlardan bahsetmiş. Eğlenip dinlenebileceği yerler olmasının yanı sıra pek çok canlı türüne ev sahipliği yapmış. Doğal varlıkların korunmasının önemi, gelecek nesillere aktarılması konusunda, dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Buna göre çocuk hakları ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu haklara çocuk hakları denir. 1. Ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Hayır, ülkeden ülkeye diyemem çünkü dünya üzerindeki demiş. 2. Dünyanın tamamında geçerlidir ki dünya üzerindeki bütün çocuklar. 3. Çocuklar doğduğunda sınırlandırılır. Hayır, öyle bir özelliği yok. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu metinde halıcılık kültürüyle ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? Geleneksel el sanatlarımızın başında halıcılık gelir. Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığımız bu kültür ögemiz kuşaktan kuşağa binlerce yıldır tezgahlarda dokunmaya devam ediyor. Bu gelenek ülkemizin pek çok yerinde benzer tekniklerle, renk ve desenlerle sürdürülüyor. Dokunan halılar Milas, Gördes, Kula, Bünyan ve Isparta gibi dokunduğu yörenin ismiyle biliniyor. Devamlılığından söz etmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Buna göre açıklaması verilen illerde ihtiyaç duyulan meslekler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Aydın, verimli ovalara sahip olması ve ılıman iklim özellikleri tarımın gelişmesini sağlamıştır. Bu nedenle tarım sektöründe çalışan meslek gruplarına daha fazla ihtiyaç duyulur. Şimdi baktığımızda
Orman mühendisi ormancılığın yaygın olduğu yerlerde görürüm. Petrol mühendisi petrol rezervlerinin fazla olduğu yerde daha çok rastlarım. Otel işletmecisi de mesela yukarıda Antalya'yı vermiş. Orada yani turizmin olduğu yerlerde görmem mümkündür. Dolayısıyla üçünü de eledim bu noktada. Ziraat mühendisini alırım. Antalya yaz mevsiminin uzun sürmesi, plajları doğal ve tarihi güzellikleriyle beraber turizm sektörü büyük bir gelişme göstermiştir. Bu noktada animatörler yani o sosyal tesislerde, dinlenme tesislerinde ve otellerdeki insanları eğlendiren kişiler, animatörler ve bu işleri orada çok rahat bulabilirler. Erzurum yaz yağışlarına bağlı olarak gür otlaklara sahip olduğu için hayvancılık yapılmaktadır. Bu nedenle hayvancılık alanında faaliyet gösteren meslek kolları gelişmiştir. Veterineri de bu noktada alırım. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Buna göre Ayşe bulunduğu yerdeki nüfus dağılımının nedenleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır? Benim yaşadığım yerde dağlar kıyının hemen gerisinden başlayarak denize paralel uzanır. Yerleşmeye elverişli düzlükler vardı, azdır. Bu nedenle biz de eğimli amaçlarda bulduğumuz düzlüklere tarlalarımızı açar ve evlerimizi yaparız. O yüzden evlerimiz birbirinden uzak ve dağınıktır. Şehrimizin bu özellikleri nüfusumuzun buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynaklarından biri değildir? Bilimsel çalışma yaparken farklı kaynaklardan bilgi ediniriz. Bilgi edinmek amacıyla kullandığımız her türlü kaynak bilgi kaynağı olarak adlandırılır. Genel ağdan faydalanırız. İnternetten edindiğimiz bilgiler, süreli yayınlar, akademik dergiler, kitaplar bu kapsamdadır. Faydalanırız. Kişisel yorumlar, hayır, bilimsel bilgi ya da bilgi kaynaklarından biri değildir. Bilimsel kitaplar elbette ki kaynaklar dahilindedir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkin bir vatandaşın sergileyeceği davranışlar arasında yer almaz? Haklarını ve sorumluluklarını bilen ve bunların farkında olarak hareket eden kişiler birer etkin vatandaştır. Sosyal bilgiler dersinin en önemli amaçlarından biri de etkin vatandaş yetiştirmektir. Kurallara uyar, evet. Bencil ve çıkarcıdır, hayır. Buna alamayız. Seçim zamanı oy kullanır. Evet, sorumluluklarımız ve haklarımız dahilindedir. Sorumluluklarını yerine getirir. Bu noktada doğru cevap. Aşağıda Türkiye'deki illerde en fazla görülen afetleri gösteren bir harita verilmiştir. Bu haritaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Karadeniz kıyılarında heyelan yaygındır. Evet, gayet gösterilmiş. B. Marmara Denizi çevresinde sel daha fazla görülmektedir ki ifade edilmiş burada eledim. İç bölgelerde erozyon olayının yaygın olduğu dikkat çekmekte. Evet, iç bölge dediği eledim. Ege ve Akdeniz kıyılarında yangın en fazla yaz mevsiminde çıkmaktadır. Şimdi Ege ve Akdeniz'de evet yangın var gösterilmiş.